Soru sordunuz. Ben de dedim ki araştırıp 10 dakikadır muhabbete katılmadım. Kendi istihbarat topluyorum buradan. Hani habercilik yapıyorum. Emre Belezoğlu ile konuştum şimdi. Kendisine sordum. Dedim Emre'cim böyle böyle neden gittin dedim. Dedi ki bak aynen okuyorum. Hoca çok üzgün dedi yanına gitmek istedim dedi. Teselli etmek teselliye mi? Tamam. Teşekkür mü teselli mi? Ben yorum yapıyorum ha yanlış anlama yani. Ya aldığım bilgi bu saatte çok önemli. Şu anda çok büyük bir habercilik var burada. Gerçekten çok tebrik ederim. Hoca habercilik kazanmış bu saatte sana bu bilgiyi veriyoruz. Önemli bir büyük bir habercilik var burada. Emre Belezoğlu'na alay edecek bir şey de yok. Şahane özel geçecek bir şey de yok. Hayır hayır bravo. Dinlemek istiyorum. Ne diyor Emre bu konuda? O zaman dalga geçer gibi. Hayır ama yani ben müsaade et. Şahane özel bir haber yani. Müsaade et. Numara Emre'nin. Ya müsaade et bir konuşayım şimdi. Haber bak bunu haber veriyorum. Emre Belezoğlu'yla konuş. Emre dedi ki bak Türkiye şimdi Emre ile önce Aykut Kocaman'ın ilişkisini anlatayım. Bundan 9 sene önce bu ikili soyunma odasında kavga etmişti hatırlıyor musunuz? Sonra Rıdvan Dilmen Emre'yi alıp Aykut Kocaman'ın evine gidip götürmüştü. Ve orada birbirlerine sarılmışlardı. Ve ondan sonra gerçekten birbirlerine müthiş iyi ilişkileri, baba oğul gibi ilişkileri oldu. Şimdi Aykut Kocaman küme düşme potasında ve baba oğul gibi maçtan önce de açıklama yapıyor işte Aykut Kocaman bizim efsanemizdir. Öteki diyor ki Emre çok büyük hoca olacak. Birbirlerine çok saygı dolu iki insan. Şimdi tansiyonu düşürüyorlar. Bunlar olur abi. Tansiyonu düşürüyorlar. Küme düşme potasında çok kötü durumda. Belki evet. Küme düşecek yani Aykut Kocaman. Kariyerinde ilk kez küme düşecek. Ve hocasını orada çok üzgün görünce maçın sonunda yanına gitmek istedi. Başka hiçbir sebebi eski kulübü. Eski kulübü. Maç daha eski kulübü. Maç gitmek üzere. 96. Tamam ama devam ediyor ya. Bitiyor yani. Fenerbahçe hücum yapıyor o sıra. Yani 96'da oluyor bu olay. Evet, yani... Ve maçın bir... Ya basketbolda da son 15 saniyede maçlarımı derken hocalar gidiyor. Yani şimdi bak şöyle bir şey. Baba oğul biz Alanya Spor maçında maçtan bir gün önce Ter İkman'ın da ortalığı ayağa kaldırdığınız için şey baba oğula geldi abi. 90+6'da. Abi 90+6 hakem çaldı mı abi? Maç bitmiş tamam çalacak. Çaldı mı abi? Basketbolda da o zaman ellerini sıkmasınlar. Maç bitti 15 saniye son kala. Son dakika gol olmuyor mu son saniyede gol olmuyor mu? Ya Fenerbahçe hücum yapıyor 96-6 zaten. Sen şimdi bunda maç. Hiçbir şey yok mu diyorsun? Normal mi? Hayatın akışında yok, normal mi? Yok normal demiyorum. Şike hayır. Yaptılar abi. Abi şike demiyorum anlaştılar, bak. Anlaştılar el şike demiyorum. Ne diyeyim yani? Benim ağzımdan bir şey çıkmadı. Ya niye? Ama sen ama normal mi yani? Normal olmadığını söylemek durumundasın. Ama ben Aykut'la ilgili, bir şey. Yani selam söyledim. Ben böyle bir maçta. Sana verdiğim bu bilgi için de teşekkür ederiz abi. Bu saatte böyle bir bilgiyi de vermesi. Ahmet'in verdiği çok önemli bir şey var ama bak diyor. Aykut bak ilk defa ben bunu yeni öğrendim. Aykut eğer düşerse ilk defa çalıştığı bir takım küme düşecek. Evet. Abi hiçbir hoca çalıştığı takımın küme düşmesini istemez. İstemez Aykut ister gibi mi? Ya, bir de şampiyon bir takım. Şampiyon olmuş hani Fener'de şampiyonluk yaşamış bilmem iddialı bir hoca yani. Sevilen bir de ahlaklı ve sevilen bir adamdır Aykut Hoca. Evet. Futbol dünyasında da. Evet. Şimdi futbol takım dünyası kalkıp da öküz altında bu zaharı mı? Maç bitsin beraber sahura kadar konuşun. Ozan reklamı pas atacağım alayım. Evet.